Herkese merhaba. Kocaeli Balık Avı kanalımı takip eden arkadaşlara buradan selamlar. Bugün yine güzel bir videomuzla beraberiz arkadaşlar. Bugün size Berkley'in kalıbını nasıl yapılacağını göstereceğim. Çok basit, çok kolay arkadaşlar. Siz de çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir kalıp. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalıp kutumuz bu olacak arkadaşlar. Bundan yapacağım kalıp kutusunu. İlaç kutusu arkadaşlar bu. Bundan yapacağız kalıp kutusunu. Şekli yani bunun gibi olacak. Şimdi başlayalım. Öncelikle malzemelerimi sana size tanıtayım. Gene silikonumuz var burada. Yapıştırıcımız. Yağ. Sıvı yağ, boyamız ve Berkley'in orijinalleri arkadaşlar bunlar. Göstereyim size. Orijinal. Arkadaşlar orijinali ile arasındaki farka bakın isterseniz. Görüyorsunuz arasındaki fark. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şimdi başlayalım. Bakalım. Öncelikle kalıbımızı güzel bir şekilde ölçeceğiz. Şu kuruyla yapayım. Bu şekilde. Yapıştıracağız arkadaşlar buralarını.
Evet, kalıbımızı hazırladık. Görüyorsunuz. İlaç kutusundan yaptım arkadaşlar bunu. Şimdi malzememizi hazırlayalım. Boyadan sıkıyoruz arkadaşlar içine. Çabuk kuruması için. Boyayla karıştırıyoruz bunu. Şimdi kalıbımızın içine dolduruyoruz bunu. Arkadaşlar kalıba yağ ile şekil veriyorum şimdi. Evet. Yağ, elime yağ damlatıyorum buradan hafiften. Yağ ile ürünü düzeltiyorum. Sonra şimdi silikonumuzun bu tarafında biraz daha fazlalığı var. Bu tarafı daha da yukarıda oluyor. Yani şu derin olan yerini silikonumuzu şu şekilde üzerine yatırıyoruz arkadaşlar. Ve iğneyle kalıbımıza tam oturması amaçlı.
Bu olayı biraz hızlı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kalıbımızı tam oturmasını ve kurumasını çabuk şey yapmadan hemen bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa çünkü çabuk kuruyor arkadaşlar silikon. Şimdi bekliyoruz bakalım kurumasını. Sonra da silikonumuz olacak. Evet arkadaşlar, kalıbımızı yaptık. Görüyorsunuz, tam şurasını göstereyim size. Tırtıkları belli zaten. Şuradan da şurası da anteni falan, şunlar da tamam. Gayet güzel oldu arkadaşlar. İçi derin. Görüyorsunuz. Bunu iyicene kuruduktan sonra bunu güzelcene suyla yıkarsınız. Bu kağıt buradan çıkıyor arkadaşlar. Yıkadıktan sonra yumuşuyor çünkü. Sadece silikonu kalıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi bol trofeli avlar, trofeli günler dilerim. İyi seyirler dilerim. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın arkadaşlar.